engellerle ve kesilecek yüksek cezalarla son tüketiciye ulaşan fiyatların bir dengeye oturacağını düşünmüyorum. Evet. Peki bu arada bir son dakika gelişmesi. Bir yandan da İsrail Gazze'de yani gelişmeleri takip ediyoruz. Az önce sevgili izleyiciler, İsrail ordusu Refah'a girdi. Ve şu anda izlediğiniz görüntüler canlı değil ama kısa süre önce alınmış olan görüntüler, onu da ifade edelim. Yani burada bu görüntülerde bombardıman yapıldığı görülüyor. Dün itibariyle, daha doğrusu bu gece itibariyle İsrail ordu tanklarının Refah'a, en azından kenar mahallelere girdiği yönündeki haberi Haaretz gazetesinden sizlere aktarmıştık, İsrail basınından aktarmıştık. Ve şimdi bu görüntülerde de görülüyor. İsrail ordusu Refah'a girdi. Uzun süredir konuşulan bir meseleydi. Uzun süredir Netanyahu ikna edilmeye çalışılıyordu. Yani böyle bir operasyona, böyle bir saldırıya kalkışmaması için. Ancak dinlemedi. Son birkaç gündür ateşkes görüşmeleri yapılıyordu. Son olarak Hamas yetkilileri ateşkes şartlarını kabul ettiklerini, daha doğrusu arabulucuların önerilerini kabul ettiklerini ifade etmişlerdi. Fakat Netanyahu geri adım atmamıştı ve nihayetinde şimdi bugün bu sabah itibariyle Refah saldırısı başladı. Tabii bu gün içerisinde ne şekilde devam edecek, gece boyunca nasıl devam edecek, ne kadar devam edecek, bunu da elbette gün içerisinde sizlerle paylaşacağız. Bu arada tabii iktidarın şöyle bir şeyi var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını az önce sizlere aktarmıştık Karar Gazetesi'nden. Gazze sınavını başarıyla verdik diye bir ifadesi var. Ve iktidar basınına baktığınız zaman her şeyi Erdoğan yapıyor. Gazze ile ilgili olarak Erdoğan olmasa Gazze çoktan yanmış. Şimdi görüyorsunuz zaten yanmış durumda da böyle bir şey var. Ve ticaret, yani yaptırımlarla ilgili olarak bir takım işte açıklamaları vardı. Şimdi Sayın Ekber'in de daha önceden bir çağrısı vardı değil mi? Sizin çağrı, ticareti keselim İsrail'e. Çok uzunca bir süredir. Evet. Yani 7 Ekim miydi saldırıların başladığı tarih? O günden bu yana. Şimdi önce şunu ifade etmek gerekiyor. 200 yıllık uluslararası sistem kendi bütün değerlerini çiğneyerek ahlaki anlamda, moral anlamda, hukuki anlamda çökmüş durumda. Çünkü bütün dünyanın gözü önünde canlı yayında bir soykırım suçu işleniyor. Evet. Ve dünyanın İsrail'e karşı sadece diplomatik çağrılarla değil, etkin bir şekilde ve de gerekirse daha önce Saraybosna'da olduğu gibi sahada bir karşılık vermesi gerekiyor. Maalesef bu yönde bırakınız bunları, işte Amerika engellemeyi, Amerika üniversitelerinde kendisini ifade eden, ki hani özgürlüklerin ana yurdunda, ana vatanında İsrail'i eleştiren öğrencilerin ve akademisyenlerin fiilen derdest edilmesi ve büyük bir mobbinge maruz kalarak yalnızlaştırılmasını hep beraber büyük bir hayret ve büyük bir şaşkınlıkla izliyoruz. Peki Türkiye ne yapabilirdi? Türkiye İsrail'e karşı elbette Sayın Cumhurbaşkanı bir telefon diplomasisi yürüttü, Sayın Hakan Fidan ülkeleri gezdi. Ancak yapması gereken, atması gereken adımları atmakta geç kaldı, yetersiz kaldı. Mesela uzunca bir süre biz Güney Afrika'nın yanında Lahey Adalet Divanı'ndaki yargılamaya Türkiye'nin katılması gerektiğini savunduk. Buna uluslararası anlaşmaların uygun olmadığını iddia ettiler ama geçen hafta Sayın Fidan Türkiye'nin Güney Afrika lehine söz konusu yargılamaya katılacağını beyan etti. Evet. Mesela ticaretin kesilmesini savunmadık. Bakınız, insani olarak gıda, su ve ilaç dışında savaşın bir parçası olan demir, çimento, kimyevi maddelerden askeri teçhizata kadar savaşın bir parçası olan ticaretin durdurulmasını istedik. Önce ticaret yok denildi. Sonra ticaret Filistin için yapılıyor dendi. Sonra ticaret kısıtlandı dendi. Şimdi de ticaret durduruldu dendi. Öncekiler de yanlış, bugünkü de yanlış. Neden bugünkü yanlış? Yani bugünkü yanlış niye? Savaş ortamında dahi su, gıda, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların, kitlesel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini düşünüyorum ben. Biz
çimento gönderilmesine, demir gönderilmesine, yakıt gönderilmesine, kimyevi madde gönderilmesine, video görüntüleriyle kanıtlandığı üzere askeri teçhizat, bot, ayakkabı, parke, kaban, içlik gönderilmesine, efendim silah, yedek parçaları gönderilmesine ilk günden beri karşıyız. Ama meyve gidebilir, sebze gidebilir, gıda gidebilir, yiyecek gidebilir, ihtiyaçları varsa ilaç gidebilir. Biz orada Netanyahu hükümetinin yargılanmasına taraftarız ama İsrail'de de meydanlarda her gün binlerce, on binlerce insan bu kirli savaşa karşı ses yükseltiyor. Ve Netanyahu'nun İsrail içi iktidar mücadelesinin bir parçası olarak bu Hamas'ın onaylamadığımız saldırısından sonra bu süreci böyle yönetmek istediğini dünya alem biliyor. Dolayısıyla böyle bir topyekün cezalandırmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Ama bununla birlikte bakınız bir şey daha söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu'na göre bizim savcılarımız dünyanın neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma yetkisine sahiptirler. Hı hı. Ancak bunun için Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi lazım. Evet. Dün tekrardan bir tarama yaptım. Yüzlerce suç duyurusu olmasına rağmen Netanyahu ve savaş kabinesinin işlemiş olduğu savaş suçlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı savcıların soruşturma açmasına onay vermiş değil. Bakın aradan 7 ay geçti. 7 suç duyurusu var diyorsunuz değil mi? Yüzlerce efendim. Barolar tarafından var. Evet. Vatandaşlar tarafından var. Sivil toplum tarafından var. Netanyahu ve savaş kabinesinin işlemiş oldukları savaş suçları nedeniyle Türkiye'de soruşturma açılmasını talep ediyor. Bu soruşturmayı küçümsememek lazım. Tabii. Burada elde edilecek her türlü delil yasal olarak uluslararası soruşturmaların bir parçası haline gelebilir. Yasal olarak yürütülecek uluslararası adli ve idari mekanizmalara sunulabilir. Çünkü dünyada bu delilleri toplayan kaç tane adli merci var ki? İşte Güney Afrika'nın yürüttüğü mücadele dışında. Bakınız bu da emin olunuz. Türkiye'nin 7 ay boyunca İsrail'in yürüttüğü bu soykırıma karşı bir şey yapamaması da bu başkanlık sisteminin bir ürünüdür. Çünkü ekonomi battı. Ekonomi battığı için darbe destekçisi ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'de aleni olarak cinayet işleyen Suudi Arabistan'la ve benzeri körfez ülkeleriyle anlaşmak zorunda kaldılar. Bu anlaşmalardan gelecek birkaç milyar dolarlık Türkiye ekonomisi için günübirlik ihtiyaçları dahi karşılanmayacak swap anlaşmalarına yani yüksek bedelli faiz anlaşmalarına mahkum hale geldiler. Ve İsrail'in aleyhine atacakları herhangi bir adımın körfez ülkelerini üzmesinden, ürkütmesinden ve kırmasından korktular. Yoksa 7 ay boyunca biz niçin bu tedbirleri hayata geçirmeyelim? Üstelik yalan söyleyelim kendi kamuoyumuza karşı. Allah'tan Türkiye'de demokratik seçimler bir kısım tartışmalara rağmen hala yapılıyor da seçim sonuçlarının analizini yaptıklarında ekonomik çöküş, emeklinin ve dar gelirlinin hali gibi Filistin'e karşı duyarsızlığın da seçmen davranışına etkisi olduğunu tespit ettiler de bu adımları böylelikle atmak zorunda kalıyorlar. Evet. Bu arada bir başka son dakika haberi var. 20 bin öğretmenin ataması yapılacak diye. Şu ana kadar aslında uzun zamandır böyle bir açık olduğu eğitim sisteminde ifade ediliyor.